Hani o hep takım elbiseler içinde böyle parlak, yıldızları parlayan elbiseler içinde gördüğünüz iş dünyasının derin insanları var ya. Hani o plazalarda, mavi camlı ofislerinde oturan insanların hayatlarını hep merak ediyorsunuz ya. Nasıl bir hayatı vardır? Acaba oralara nasıl geldi? Acaba neler yaşadı? Ya da işte hep böyle fabrikatörlerin, girişimcilerin, iş adamlarının hayatları merak edilir ya. Size bugün onunla ilgili benim çok beğenerek okuduğum, hatta 4 defa okuduğum, 2 defa da sesli versiyonunu dinlediğim bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitap Genç Bir İş Adamına isimli kitap. Emre Yılmaz'ın bir kitabı. 1996 yılında yazılmış. Çok değerli bir kitap. Bu kitabın içeriğini size kısaca anlatacağım ve neden okumanız gerektiğini söyleyeceğim. Hadi o zaman hemen videoya geçelim bakalım. Kıymetli arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz tekrar. Biraz önce bahsettiğim gibi elimde Emre Yılmaz'ın Genç Bir İş Adamına isimli kitabı var. 1996 yılında çıkmış. Sayın Emre Yılmaz bu kitabı 1996'da yazmış. Ancak bazı kitaplar biliyorsunuz o an böyle bir yıldızı parlamaz ama daha sonra parlar ve sürekli satar. Sürekli nasıl diyeyim, kademe kademe satar. Bu arada kitap geçen yıl veya ondan önceki yıl bir yenilendi bildiğim kadarıyla. Eklemeler yapılmış. Onu da gördüm ben internette dolaşırken. Böyle bir yeniden revize edilmişti. Ben de ilk basımı var şu anda. Ben defalarca okudum bu kitabı. Okudukça böyle içinde farklı farklı şeyler olduğunu keşfettim. İş dünyasına yönelik Emre Yılmaz'ın nasıl böyle birbirine tezat şeyleri anlattığını fark ettim. Kitabı iş dünyası böyleymiş diye okumamanız lazım. Tam tersi olan şeyleri de düşünmeniz lazım. Çünkü birbirine çok tezatlık var. Böyle biraz şiirsel gidiyor kitap. Ama zaman zaman da böyle daha farklı bir tarzı dönüyor. Zaman zaman argoya dönüyor bu arada kitap. Ondan da bahsedeyim. Ama şunu söyleyebilirim. O böyle hani biraz önce de bahsettiğim gibi lüks arabalarda, parlak elbiselerle, takım elbiselerle, grand tuvalet giysilerle, mavi camlı ofislerde oturan insanların aslında neler yaşadığını, aslında nasıl süreçlerden geçtiğini, iş adamlarının nasıl pazarlıklar yaptığını, iş dünyasında neler döndüğünü anlatan bir kitap bu kitap. Gerçekten çok çıplaklığıyla, iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla sunan bir kitap olmuş. Yani 96'da yazılmış, 96'dan bugünleri görmüş bir kitap. Biliyorsunuz daha önceki videolarda bazı yerlerde geçiyordu işte bundan sonraki süreçleri hep iş adamları yönetecek. Bundan sonraki süreçleri, bundan sonra dünyayı iş insanları yönetecek dediğim videolarım vardı benim. Ya bu kitapta gerçekten onu anlatıyor. Şöyle arkasına bakacak olursak Güneri Ceveoğlu'nun 1990 30 Nisan 1996'da Milliyet Gazetesi'nde şöyle bir yorumu var. İş dünyasının sadece sosyete dergilerinden ve televizyonlardaki paparazzi programlarından dış görünüşleriyle izleyenlere içten bilgi sızdıran bir kitap bu. Farklı bir pencere açıyor, cesur bir pencere açıyor diyor. Kelimelerle karikatürler çizdiğini söylüyor. Kitap çok daha renkli ve cesur ifadelerle örülmüştür diyor. Yani aslında bizim standart okuduğumuz kişisel gelişim, genel olarak okuduğumuz işte iş kitaplarından ziyade bu kitap biraz daha iş dünyasının bize karanlık yüzünü de gösteriyor. İşte iş dünyasında nasıl çetin pazarlıklar yapıldığını, kimler kimlerle işte mesela şöyle bir başlık var. İyimserlik lobileri ve maskeler diyor. İşte iş dünyasındaki her şey firmalar, müşteriler, bankalar, çalışanlar arasında geçer. İşte vesaire vesaire gibi şeyler var kitapta. Ve gerçekten okudukça böyle ilerisini merak ediyorsunuz. İlerisinde daha ne olacağını merak ediyorsunuz. İlerisinde Emre Yılmaz'ın ne dediğini merak ediyorsunuz. Mesela şöyle diyor. Gençler size ne zaman gerçek hayatınızın işte şimdi başladığını söylerlerse aslında bitirdiğiniz gerçek hayat olduğunu hatırlayın diyor. Mesela çok ilginç bir sözdür. Yani ne zaman gerçek hayatın başladığını söylerlerse o zaman hayatınızın bittiğini anlayın diyor. Mesela kitabın başında şey diyor ki ruhunu ruhlar pazarında sat diyor. Sakın diyor pazarlığa girme gibi şeyler var böyle. Ha ben kitabı çok anlatmayayım size. Hem telif haklarından dolayı hem de merak edin, alın okuyun arkadaşlar. Diyorsanız ki eğer
Ben kitabı okuyacak vaktim yok. Bu arada kitap 225 sayfa. Kısa bir kitap. Yani ben 2-3 günde okudum bu kitabı. Defalarca okudum hatta. Storytel'deki linkini de bırakacağım ben videonun altına. Oradan sesli olarak da dinleyebilirsiniz. Çok da güzel seslendirilmiş. Vurgu tonlaması efsane yapılmış. Bence bu kitabı okumalısınız. Ben size gerçekten tavsiye ediyorum. Hatta şöyle yapalım. Videoyu kapatmadan önce. Mesela Savaşay'ın yine 30 Nisan 1996'daki yorumunu söyleyeyim. Her satırında insan zekasına, yaratıcılığının, aklının, yapabilirliğinin, edebilirliğini soluyup bir yandan da keyif almak mümkün. Ama öbür yandan da bir hüzün çöktürüyor ruha diyor. Yani aslında size gösterilenlerin ne kadar farklı olduğunu anlatan bir kitap bu. O böyle magazin programlarında, gece hayatında yüzleri parlayan insanların arka planda nasıl zor, nasıl karanlık bir hayatları olduğunu gösteren bir kitap. Mutlaka alıp okumanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu kitap iş dünyasına bakış açınızı değiştirecek arkadaşlar. Yani bu kitabı okuduğunuzda gerçekten iş dünyasına daha farklı bir açıdan bakmaya başlayacaksınız. Daha farklı bir bakış açınız olacak. Yani ister yönetici olun, ister girişimci olun, ister farklı farklı pozisyonlarda çalışın. İş adamının tanımı aslında sadece patron demek değildir arkadaşlar. Bunu zaten daha önce de videolarımızda konuşmuştuk. Bu kitabı mutlaka ama mutlaka okumalısınız. Çok da vaktinizi almayayım. Beğendiyseniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala hala abone olmadıysanız mutlaka abone olun arkadaşlar. Konuşamadım. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Çünkü ben size haftanın 5 günü video çıkarmaya 6 günü video çıkarmaya çalışıyorum. Aynı zamanda da her hafta farklı farklı kitapların benim bizzat okuduğum kitapların yorumlarını da size anlatmaya çalışıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yüzünüzden gülücükler asla eksik olmasın. Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu günler geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.